Milyoner Aklın Sırları kitabından hayatınızı değiştirecek, başarıya ulaştıracak 10 alıntı. Ve bu alıntılara kendi fikirlerimi de katmak istiyorum. 1. Şikayet etme. Mesela bazı dostlarımız bu videoyu açar açmaz bu ne ya diyerek şikayet etti bile. Devam etmeden önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Elimizde bir şey beklentimiz olmadıkta şikayet ederiz değil mi? Peki ya elimizde olanla neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Şikayet etmenin başarılı olmada en büyük etkisine biliyor musunuz? Sürekli sizin aklınızı kurcalayan şeyin orada olduğunu hep bilirsin. Ve bazı insanlarda şikayet etme ömür boyu sürer. Bunun için şikayet etmeyin, bahane üretmeyin, önünüze odaklanın. Tamam, şimdi buna müsait değilim, imkanım yetmiyor diyebilirsiniz. Ama kendinizi bu durumdan yalnız ses çıkarabilirsiniz. 2. Büyük düşünün. Düşüncelerini sınırlamadan hayallerimizi ve hedeflerimizi yüksek seviyede tutabiliriz. İşimize olan faydaları ise şunlardır. Kendinize olan güvenimiz artar. Yaratıcılığı tetikler. Yeni fikirler oluşturmanıza ve inovasyon yapmanıza yarar. Hedeflerimizi daha yüksek seviyede belirlediğimiz için adım adım geçtiğimiz yolu görürüz. Peki nasıl büyük düşünebiliriz? İlham alın. Hayal kurun. Başarı hikayelerini ve başarılı insanların hayatlarını okuyun. Dinleyin. Benim hayatım kötü gözüken şeylerin arkasından gelen hep iyi şeylerle geçti. Hedeflerimizi parçalara bölüp çalışma planımızı da oluşturabiliriz. 3. Fırsatlara yönelin. Kendi işiniz konusunda araştırma yapın. Müşteri ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olun. Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve bunu işletmenin rekabet avantajına dönüştürmek bize yeni fırsatlar yaratabilir. İşbirliği yapın. Önünüze gelen fırsatları ciret etmeyin. Unutmayın ki deneyip yapmamak azılı bir şey ama unutulabilir. Ama iyi bir şeyi yapmayıp bundan kaçınıp sonra pişman olmak daha çok kötüdür. Ve bunu hiçbir zaman unutamayız. Geleceğini iyi kurmak ve büyümek istiyorsan fırsatları değerlendirmen lazım. Kendinizi ve işinizi reklam edin. Reklam etmek dijital olarak veya yakınlardaki insanlarla network olarak olabilir. Sosyal medyaların birinde hesap atın ve kendinizi ve işinizi gösterin. Bir sunum hazırlayın. Potansiyel müşterilerle buluşun. Sektörünüzün fuar ve etkinliklerine katılın. Bu arada bu konuda diğer işletmeler de tanıyabiliriz. Kendimize ait bir stil yapıp logo tasarlayıp bir kart vizit çıkarabiliriz. 5. Her zorluğu kolay görün. Ben mesela zor durumları bir sınav, bir sabır testi olarak düşünürüm. Ve başarıya ulaşana kadar bu böyle devam edecek. Net ve kesin. 6. Kazanmak için düşünün. Bu ne demek? Yani motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Bir şeyi yapabilmeyi düşünmeliyiz. Bunu yapmalıyız. Yapacağım demeliyiz. Diğer bir deyişle pozitif fikirde olun. Başarısız olursak da ki bu herkesin başına gelir. Bence iyi bir şey de pes etmemiz lazım. 7. Gelirinin tavanı olmasın. Herkes daha çok gelir ister. Bu bir kere çoğumuzu motive eden sebeplerden ilki. Bunun için her zaman düşünceyi yüksek tutun. Az veya çok kazanacağınızı düşünmemek lazım. Ne kadar ilerlerse zaten zamanla işin büyümesi bunu talep edecek. 8. Dikkat nereye yönelirse enerji oraya akar. Hepimizin fikrinin dağıldığı zamanlar olur tabii ki. Bu neden olur? Beynimizin daha fazla ve farklı şeyler öğrenme kapasitesine veya bazılarımızın daha çabuk yönlendirmesine olabilir bu. Fiziksel ve ruhsal, maddi ve manevi bir şeyler için zaman ayırdığımızda o işi ne kadar ilerlediğini görebileceğiz. Yani enerjinin o işe akması bu demek. 9. İstiyorum deme. İste. 10. Paranı yönetme alışkanlığı paranın miktarından daha önemlidir. Aslında bu konu üzerine daha farklı bir videoda detaylı konuşmak isterdim. Yani bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hatta bu konu üzerinde ileriki videolarda konuşmak isterseniz bu videonun altına mesaj olarak yazabilirsiniz. Son olarak kendim bir şey söylemek istiyorum. Bu benim de kendi işimde sürekli yaptığım şey. Hevesiniz varsa kendi işinizde, kendi sektörünüzde gerekirse pazara sıfırla girin. Ne demek sıfırla girin? Bazen yaptığınız işin para karşılığı olmayabilir. İşinizin kalitesini artırdıksa gerisi gelir zaten. İnsanlar sizin sabahladığınızı gördüğünüzde daha farklı işler sunduğunuzu zamanla bu paraya dönüşecek zaten. Yani bu biraz zaman alabilir. Bu yöntem benim 3 yılımı aldı. Ama işin zorluklarını daha iyi görebiliyorum. Bazı insanlarla çalışıp çalışmayacağımı daha iyi biliyorum. Son olarak kanalıma abone olmayı ve beğenip paylaşmayı unutmayın.